Alo Rüzgar. Sönmez ablacığım nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Vallahi ben çok iyiyim. Sana güzel bir haberim var. Hayırdır? O beğendiğin Giray var ya, onu kandırdım. Sahi mi? Gerçekten. Hadi yine iyisin. Giy gelinliğini bekle, akşam geleceğiz. Deli oğlan. Bize getireceksin değil mi? Size getireceğim ama size geleceğinden haberi olmayacak ona göre. Hah iyi. Ben de Doğa'ya söylemeyeceğim. Şimdi duyarsa kızar bana. O zaten her akşam evde. Sen böyle damat adayını çat kapı getir. Anneanneme bak ya. Hadi akşam görüşürüz. Hoşça kal. Ne olmuş ablam? Ay Rüzgar'a gittiğimde yanında bir arkadaşı vardı. Çok beğendim çocuğu. Tam bizim Doğa'ya göre. Akşam bize getiriyormuş. Hadi hayırlısı. Günaydın. Günaydın Doğacığım. Günaydın canım. Anneanne ben çıkıyorum. Kahvaltıyı babamla yapacağız. Tamam çocuğum. Sevilay abla sütüm dolapta. Bir şey olursa sen halledersin. Cemre uyuyor zaten. Sen hiç merak etme. Gözün arkada kalmasın. Tamam sağ ol. Ben çıktım o zaman. Hadi bakalım güle güle. Allah'ın cezası ya. Kesin pinko yaptırıyor. Ruh hastası. Ama sen dur. Ben senin cezanı vereceğim. Yani sizin yanınızda kapı gibi babanız var ha. Öyle şey olur mu kızlar ya? Ben sizin başınızı öne eğdirir miyim hiç? Biliyoruz baba. Biliyorsanız ağlamak yok o zaman. O soysuzdan haber var mı soysuzdan? Bitti. Heh. Üç kere boş ol dedi ve bitti. Zaten artık yüzünü bile görmek istemiyorum. İşe bak ya. Ya dindar dedik, Müslüman dedik. Bak. İşte iyiliğin, kötülüğün ibadetle ilgisi yok ki. Herkesin bunu anlaması lazım. Aynen kızım. İşte biz de onu bunları tanıyarak anlamış olduk. Sudan çıkmış balık gibi hissediyorum. Artık seni daha iyi anlıyorum. Kısacık zamanda oradaki insanları ailem sanmıştım. O kadar çok alışmıştım ki oraya. Canım benim ya. Allah'tan senin çocuğun falan olmadı. Sus sus kızım sus. Allah'tan yani vallahi verilmiş sadakamız varmış ha. Babacığım sen bizim için üzülme. Aynen. Zaten üzülecek bir şey yok ortada. Biz yanlışımızı anladık. Hatamızı gördük değil mi? Vallahi yalnız şu son iki senede ne boşanma oldu ya. Ya bir furyadır gidiyor ha. Darısı Fatih'in başına. İnşallah. Ama o ne yapıyorsa yapsın benden uzak olsun da. Yo onun da sonu gelecek. Onun da sonu gelecek. Böyle bir şey olur mu ya? O Görkem'le zor zaten. Ruh hastası gibi bir şey. Şimdi annesi öldü ya hepten kafası gitmiştir onun. Vallahi benim önceliğim Cemre. Onlar ne yapıyorsa yapsınlar. Ama işte böyle Görkem'in de... Onların bir canını okuduğunu görmek istemiyor değilim. Yalan yok. Ya biz korkmaz ailesiyiz kızlar. Ya intikamımız acı olur, ahımız tutar ya. Ay. Zülker. Annem, haberler kötü.
Bismillah. Annem bu kötü kadın Abdullah babamın ofisine girdi. Ne? Anne yemin ediyorum bir saattir takip ediyorum. Var ya girmediği sokak kalmadı. O kadar dolandı ki. Anladı sanırım takip edildiğini. Kadın şimdi iş yerinde mi yani? Maalesef annem. Ne yapayım anne ben? Alo anne. Ne işin var senin burada? Vallahi sizin ailenizden hiç kimseyle muhatap olmak istemiyorum ama sağ olsun annen izin vermiyor. Bugünün şanssızı da sensin. Pardon, ne saçmalıyorsun sen ya? Bırak artık babamın peşini, bahane bulma. Ya sen beni kendine karıştırmasana. Ben görmek istesem gidip görürüm. Neyse söyle o annene, adamını peşimden çeksin. Ne adamı ya, ne saçmalıyorsun sen? Ya Zülker, sabahtan beri bir taksiyle beni takip ediyor. Dur. Al. Plakası da bu. Tamam mı? Öğrendim. Sizin evin altındaki taksi durağıymış. Yok. Benim annem öyle bir şey yapmaz. Ya yapıyor işte. Yapıyor. Ya düşsün yakamdan ya. Yettiniz artık. Hemen çık dışarı. Bak. Beni delirtmeyin. Şikayet ederim. Dava açarım. Tamam mı? Delirtmeyin beni. Ya hadi çık. Hayda. Efendim abi. Zülker neredesin sen? Alışveriş yapıyorum abi. Sen Alev'i mi takip ediyorsun? Yo. Zülker bana sakın yalan söyleme. Bak Alev geldi az önce. Bana bir taksi plakası verdi. Şimdi Yusuf'u aratacağım durağa. Bana doğruyu söyle. Abi ben çok yakındayım. Gelin mi bir yanına? Gel. Peki sana bir sürprizim vardır. Ne bileyim. Ne sürprizi? Mehmet. Fatih, inanmıyorum sana. Ya. Çok teşekkür ederim. Rica ederim hayatım. Güzel günler de koy. Aç bakalım. Ya Fatih. Fatih çok güzel bu. Nasıl buldun? Ya benim karım ister de ben bulmaz mıyım? Bir bak bakalım benim gözlerime. Ya. Çok teşekkür ederim. Rica ederim hayatım. Çok güzel ya. Bir şey diyeceğim. Üstündekine de çok yakıştı bence, biliyor musun? Aşkım çok teşekkür ederim. Ne demek? Ay, şu düştüğümüz hale bak ya. Valla Alev'in aklına uyduk ama iyi olduk ya. Bir komik olduk yani biz. Eyvah eyvah ya. Sövmez teyze bizden nefret etmese iyidir. Edecek ama Allah'tan sadece senden değil benden de edecek. Sen şu saçlarını biraz dağıt bakayım. Dağıtayım. Dağıt, dağıt, dağıt. Tam şimdi akşamdan kalma oldun işte. hadi. Çıkalım da kaçıralım şu çocuğu. Yani gerçekten Sönmez Sezi'ye nereden yükleniyor bu damat bulma işleri, ben anlamadım ki. Ben de bir bilsem. Hadi bakalım. Oh, tamam. Hadi. Gayet iyiyiz. Ay kusura bakmayın çocuklar, hiç böyle yapmazdı. Çok dakiktir. Kuaföre gidiyorum dedi. Hiç sorun değil Sönmez ablacığım. Gelir herhalde birazdan. Aa, Cimer hadi aç kapıyı, Doğa geldi. Doğa, bu hal ne? Ne yapıyorsunuz? İçeride mi? Evet. Tamam. Hazırız değil mi? Hazırım. Tamam, başlıyoruz. Biz geldik.
Aa. Doğa, bu ne hal? Ne kadar farklı bir tarzınız varmış. Motorcu musunuz? Yok. Bir konsept parti vardı da arkadaşımla biz oraya gitmiştik. Umut, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Sönmez teyze. Bir selam vereyim dedim ben. Zaten çıkıyordum. Geç otur yavrum. Bak Rüzgar var, Giray var. Merhaba. Merhaba. Gideyim ben. Nereye ya? Ben bir bakıyorum, geliyorum hemen. Umut, ne oluyor? Ya ben Rüzgar'ın burada olduğunu bilmiyordum. Şu an duramam burada. Niye? Sizin aranız mı kötü? Boş ver, konuşuruz sonra. Bu arada ben içerideki damat adayını tanıyorum. Ne? Anlatırım, konuşuruz sonra bir ara. Tamam, hadi kaçtım ben. Görüşürüz. Sağ ol bu arada. Boş ver. Tekrardan hoş geldiniz. Ne haber? Sen? Tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar. Hadi otur şuraya bakayım. Doğacığım bayağı bir tarz değişikliğine gidilmiş bakıyorum. Öyle oldu. Giray arkadaşım. Merhaba tekrardan. Nasılsınız? İyiyim ve şaşkınım. Ya sen delisin. Nereden geldi aklına tavla oynamak? Bu tavla oynamak değil ya. Turnuva. O zaman senden sonra kimle oynayacağımı söylesen bana. Allah'ım ya. Sen beni yeneceğini mi düşünüyorsun Kıvılcım? Ya tamam oynamıyorum ama biliyorum yani. Hayatım ben hem biliyorum hem oynuyorum bu oyunu. Sen ne hırslı çıktın ya? Bilmediğin bir tarafını görüyorum şu anda. Ne sandın? Düşeş. Ya sen sürekli çift atıyorsun. Bu ne bal ya? Ha ben oynayınca bal, sen oynayınca tecrübe mi oluyor? Öyle tabii. Acemi şansı var sende. Ha oldu. Gönder. Şuraya bak ya. İki birden başka zar atamıyoruz. Yalnız bu oyun Mars'a gider söyleyeyim. İstiyorsa Jüpiter'e gitsin. Beş el var da. Hayırdır? İki iki. Yes. Şöyle koltuğunun altına bir vereyim ben bunu. Öyle bir elde koltuk altına verme diye bir şey yok yani. Hadi canım hadi iyi günler. Kıvılcım. Bir el daha önce saçmalama. Aa, yenilen pehlivan güreşe doymazmış derler. Öyle bir el aldın diye havaya girme lütfen. Hadi bakalım. Fıstık fıstık fıstık. Ne kadar tatlı bu. Ne kadar tatlı. Al bakalım annesi. Gel. Eline de yakıştı bayağı bu arada. Değil mi? Hı. Annesinin rakçı olduğunu biliyor mu? Yok. Oğlum bu normalde böyle değildir. Bir şeyler yapmış bugün kendini. Sanki gözüme bir şeyler gözüküyor gibi oldu. Umut'u da almış yanına. Umut biraz önceki arkadaş mı? Komşu, kiracı, kanka her şey. Joker karakter gibi. Gibi gibi. Belli ki bunlar sana bir sürpriz yapmak istemişler. Yok öyle bir şey değil ya. Nasıl bir şey var? Anlat da biz de bilelim nasıl bir şey olduğunu. Anneanne uzatma sen de. Giray oğlum lütfen kusura bakma. Yok canım olur mu öyle şey rica ederim ne kusuru. Ya şimdi biz Şifacıgil Holding olarak yarın bir yardım maratonu düzenliyoruz. Ben de katılacağım. İstiyorum ki siz de orada olun gelin. Ne güzel olur. Gidelim mi? Hem Metehan da çağırırız. Olur bakarız. Yani gelebilir değil mi? Metehan benim en yakın arkadaşım. Tabii gelebilir. Yani ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi olur. Hatta ben de bir arkadaşımı davet edeceğim. Yani kendisi biraz farklı bir kişi. Benim kardeşim değil ama benim kardeşim olduğunu düşünüyor. Nasıl yani? Aklı dengesi mi bozuk? Ya bozukluğun tam olarak nerede olduğunu bilemiyoruz. Çözeceğiz işte. Onu ve eşini de davet edeceğim. Yani kısacası çok eğleneceğiz. Sen de? Yok ben, benim hayatım maraton, yarın işlerim var falan. Siz koşun ama. Vallahi koşun. Yalnız benim bir şartım var. Neymiş şartın? Kaybeden her seferinde üstünden bir şey çıkaracak. Allah Allah.
Bu kadar güveniyorsun kendine? Evet, seni soyacağım, göreceksin. Aklın sıra sen beni soyacaksın, öyle mi? Evet, aynen öyle. Dikkat et de ben seni soymayayım. Hadi bakalım, sen beni soymayacaksın. Göreceğiz bakalım kim kimi soyuyor. Bekle, geliyorum. Uyanığa bak ya, aklı sıra bizi soyacak. Nasıl bir özgüven var sende böyle? Biz kimle evlenmişiz, haberimiz yok. Evet, buyurun bakalım. Oho, sen hile yapıyorsun ya. Sen kaç kat giyindin Kıvılcım? Ne yapalım? Saçmalama, bu hile ya. Evet, hadi ben hazırım. İyi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Başla. Vallahi çıkaracak bir şeyim kalmadı artık benim. Hayırlı günler. Sen oldu. Çantan yeni mi? Ne güzelmiş. Fatih'in hediyesi. Bunun bir markası vardı. Neydi? Adını unuttum. Sen bilmezsin. Neydi ya? Bir şeydi de adını unuttum. Dur bir bakayım. Ne? 40 bin euro mu? Ay Fatih batıracak bizi. Anne, anne. Ne oldu? Ya Fatih'in Görkem aldığı çantayı gördün mü? Yo, görmedim. Ne olmuş? Bekle. Fatih Görkem'e bu çantayı almış anne. İyi, alsın kızım. Ne güzel işte. Güle güle kullansın. Anneciğim, fiyatına bakmadın herhalde. 40 bin euro. Ay, yok canım, sahtedir o. Fatih bu kıza sahte çanta alsa kız onu çiğ çiğ yer. Tam bir yamyam. Yavrum, Fatih hesabını kitabını bilir. Öyle müsriflik yapmaz. Hani vallahi da billahi de gerçek durum. İnan bana. Delirmiş o zaman bunlar. Hiçbirimizin böyle bir şey yokken bu yeni geline niye bu kadar masraf yapılıyor? Dün babam Mustafa'ya ödemeyi unuttu diye azarladı. Ama Fatih'e çıt çıkaran yok. La havle ve la kuvvet. Hani lütfen bu olayı es geçme. Bak hepimizin aklı yeniyor. Tamam, tamam, anladım. Tamam, ben konuşacağım. Tamam. Ne oluyor, siz niye böyle giyindiniz? Maratona katılacağız da. Doğan'ın sevgilisi davet etti. Ne maratonu ya? Senin ne işin var abi el alemle, koşularla falan? Ay nereden el alem oluyor? Arkadaşlarımız bizim. Ayrıca sen evlisin. Doğayı niye kıskanıyorsun ki? Bana bak, benim tepemin tasını attırma. Fatih tamam. Kaçan balık büyük oldu değil mi Fatih? Kendine bir şey söyler misin? İlay sus, tamam. En çok da sana hayret ediyorum da. Neyse. Ya tamam didişip durmayın sabah sabah. Ha oğlum. Ne oldu, niye böyle giyindin sen? Bir maratona katılacağız da anne, ondan giyindim. Maratona mı? Nereden çıktı o? Ya aktivite işte anne. Ay çok lazımdı. Anneciğim tamam, herkes ne istiyorsa onu yapsın. Babam nerede, anne işe gideceğim, onu bekliyorum. Gelir birazdan. Görkem nerede? Seher'e iş veriyordu. Birazdan burada olur herhalde.
Sen ne hediye mi aldın karına? Evet anne aldım. Oğlum o çanta gerçek mi? Tabii ki gerçek anne. Ben sahte bir şey alır mıyım sence? Ya siz delirdiniz mi? Bu zamanda bir çantaya o kadar para verilir mi hiç? Bir dakika anlayamadım. Bu benim param. Karımı mutlu etmek istedim aldım. Hesap mı vereceğim? Aldı mı cevabını anne? Nilay kızıştırıp durma ortalığı. Kime ne ya? Yavrucuğum o paraya araba alınır, ev alınır. Niye böyle israf yapıyorsunuz siz? Ne oluyor? Neymiş o israf olan? Hiç. Bir şey yok. E duydum. Senin çantanı konuşuyorduk canım. Normal. Benim her şeyim konuşulur. Bir sorun mu vardı? Anlayamadım. Size soruyorum Pembe Hanım. Kızım, güle güle kullan çantanı da. Yani bu evde böyle çula çaputa bu kadar servet ödemek yok. Bütün bu kıyamet bir çaput için mi kopuyor yani? Ne demek o şimdi? En iyisi biz ne yapalım biliyor musunuz? Siz o çantayı alın. Seher, çantamı getirir misin? Ben öyle mi dedim kızım? Yok ben gerçekten hiç gelemem böyle şeylere. Ya lütfen saçmaladınız ama şu an. Çantayı Pembe Hanım'a verir misin? Ay saçmalama kızım. Konu çok saçma yerlere ya. Alın. Hayrını görün. Oğlum öyle mi dedim ben? Of. Görkem. Hayırdır, ne oluyor sabah sabah? Annemle Görkem biraz alıştı da. Ya Fatih karısına 40 bin euroluk çanta almış da onun kavgası var baba. Ne? Ya. Vallahi ben bir şey demedim kıza. Fatih'e ne gerek vardı dedim. Kız çantayı kafamıza fırlattı gitti. İnna sabirin deli mi bu çocuk? Ya karısına içinden gelmiş bir şey almış. Ne kadar büyüttünüz ya. 40 bin euroya çanta mı olur kızım? Alsın hediyesini, biz almasın demiyoruz. Ama böyle saçma sapan rakamlara olmaz. Neyse ne canım, bırak kendi aralarında halletsinler. Karışmasa. Hadi Mustafa. Hayırdır oğlum sen bu kıyafet? Ne oldu, teknenin masraflarını azaltmak için kendiniz mi temizleyeceksiniz? Evet, o dediğin de mantıklıymış baba, onu da yaparız ama... bir maratona katılacağız, o yüzden böyle giyindik. Allah bana Eyüp peygamber sabrı versin. Başka türlü bu evde hayatta kalamayacağım. Neyse Abdullah Bey, heves etmişler, yapsınlar işte. Bir şey demiyorum, hadi ben çıkıyorum. Hayır, bu ne biçim bir iş ya? Ben hediyemi koluma takıyorum. 2 saat geçiyor, evde kıyametler kopuyor. Hani nasıl bir kıskançlık bu ya? Anlayamadım. Hayatım, alışık değiller. Kıskançlıkla bir alakası yok. Neyle alakası var o zaman Fatih? Ya bayağı bildiğin aşağıda ailecek toplanmışlar, benim çantamı konuşuyorlar. Ben istesem 100 tane alırım o çantadan. Alırsın. Alırsın zaten, konu bu değil. Babam ve abim daha önce eşlerine böyle bir hediye almadıkları için... yani garip buldular biraz, bu kadar. Bana ne Fatih? Bana ne? Onların kocaları almıyor diye benimki de mi almayacak yani? Bunlar hep böyle yapacaksa sen bana hediye falan alma o zaman. Aa Görkem tamam. Çok fevri davranıyorsun ama sen de. Bak anlatıyorum sana. Lütfen dinler misin? Yanlış anladın. Senin de bu çıkışların çok sivri. Haberin olsun. İnan bana çok sakinim. Eğer başka bir bu lafları etmiş olsaydı var ya... Uzatmayalım ne olur. Ben orta yolu bulurum tamam? Ama sen de gelmişsin, annemin önüne çantayı koyuyorsun, çantayı vermeye çalışıyorsun. Şimdi olacak iş mi bu? Hepsine birer tane alayım, rahatlasınlar. Görkem lütfen. Lütfen hayatım, günümüzü mahvetmeyelim. Tamam. Biraz beni de düşün ne olur, ben de arada kalıyorum. Fatih. Benim tepkim sana değil. Olamaz. Biliyorsun değil mi? Biliyorum evet. Zaten çok üzgünüm. Bir de üzüyorlar beni. Tamam. Tamam hayatım.
Ben seni anladım, merak etme. Ama sen de beni anla, olur mu? Tamam. Allah Allah. Ya iş mi ya bu? Ay. Nereden uyduk bunun aklına, ben anlamıyorum ki. Nilay, sen bu yolun kestirme olduğuna emin misin? Yani çıkış buralarda bir yerde olmalı. Ya emin değilsin ya. Mustafa, o yol boş yer orada değildi. Ya her yolun bir sonu vardır. Bu sonda birinciliğe çıkacak, bak göreceksin. Bence biz kaybolduk. Yenge, şu dağları aşınca varır mıyız Yeşil Vadi'ye, ne diyorsun? Oğlum kaynatmayın, ben bütün gün burada kalamam. Eve gidip daha duş alacağım, şirkete gideceğim. Ya bunlar ailecek sporu sevmiyor. Tamam hadi gelin, şuradan gidelim. Niye, o niyeymiş? Çünkü seni dinledik olmadı. Hadi. Hadi. Hadi yenge, hadi. Çok yoruldum ya. Ya. Nerede bunlar? Gördüğünüz üzere. Bakın, söyledim size her çıkışın bir sonu vardır. Her... Millet neredesiniz ya? Ababam sınıfı gibi döndüm arkamı, kaybolmuşsunuz hepiniz ortada. Aç kapıyı, aç kapıyı Veysel Efendi. Nilay sağ olsun, daha bayır gezdirdi bizi. Herkes iyi mi? Ha. Benim ayaklarım koptu, bittim ben. İyiyiz abi, iyiyiz. Tamam, hadi iyiyseniz şimdi mangala. Mangal mı? Evet, evet. Maratonun bir parçası mangalda. Şimdi mangala gidiyoruz. Çok uzun zaman oldu, hadi gidelim. Vallahi şu an ne olursa yerim. O kadar acıktım ki, hareket ettim ya, acıktım. Hadi, hadi. Bravo. Allah Allah. Tatam. Ya size gerçekten inanmıyorum. Tamam, şu smokini görünce biraz işkillenmiştim ama bu kadarını beklemiyordum. Aşkım, nikahımıza hoş geldin. Ya. Sana inanmıyorum. Ne ara hazırladın bu kadar şeyi? Yardımcılarım vardı. Bu evrakları da bu yüzden istedin ha? Evet. Rüzgar da çok yardım etti. Lan nikah memuru geldi galiba. Mutluluklar çocuklar. Teşekkürler anne. Sağ olun. Sizleri karı koca ilan ediyorum. Dersinin birazdan bitiyor olması lazım. Herhalde çıkar şimdi. Sen de her gün buradasın. Yine iş için mi geldin? Hayır, bu sefer seni görmeye geldim. Peki. Maratona katıldığın ve beni yalnız bırakmadığın için de teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Biz de çok eğlendik. Gerçi tarihimizde ilk defa birileri ortadan kayboldu ama.
Şirketteki arkadaşlar soruyor kimler onlar diye. Ben de dedim bilmiyorum vallahi tanımıyorum. Herhalde dışarıdan geldiler. Sen bizden utandın yani. Yani birazcık utandım. Ekibin başını da sen çekince. Ben ne yapayım canım? Nilay yolu kaybedince ben de olaya müdahale etmek durumunda kaldım. Kurtarıcı sensin yani. Yani bir nevi öyle oldu. Ya bırak. Suçu Nilay'ın üzerine atma. Ben doğruyu söylüyorum. Nilay yolu kaybetti yani kestirmeden gidelim dedi. Hem ne oldu? Karizman mı çizildi? Yani evet birazcık karizmam çizildi. Başlarım senin karizmana. Sen ne kadar çok konuşuyorsun ya böyle. Niye konuşmayacakmışım? Sen de sinirlendirme beni. Ben doğru bildiğimi konuşurum. Ben bir şey anlatmaya çalışıyorum sadece. Anlattığın şey çalışanlara rezil olduk, utandım gibi şeyler mi peki? Ayrıca Nilay yolu kaybetmeseydi birinci bendim. Yani sen bir nevi bizim sayemizde kazandın. Bak neler tutmuş içinde bir de. Ama yalansa yalan da. Vır 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 konuşuyorsun gerçekten. Ama ben sana söyledim ben susmam. Doğru bildiğimi ben konuşurum. Yürü düş ölüme. Bırak. Yürü. Hadi kulağı. Gel buraya. Doğru ya, yürü. Fatih yapma. Yürü dedim doğru. Hadi bırak. Kaçıncı yalanı kim bilir bana? Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Yürü Doğa. Yapma hadi bırak. Doğa yürü dedim. Ya, hadi herkes bize bak. Bizi oluyoruz yapma. Kime oluyoruz kime? Dön önüne sen de dön önüne. Yürü. Ya bırak. Sen nikahlı kocana yalan söylersin ha. Yürü Doğa. Ya Fatih yapma bırak. Yürü. Hadi bırak dedim. Ya yürü dedim yürü. Ne Fatih? Ha yalan mı söyledin? Yüzüme baka baka. Sus.